Ayrıca'nın karşısında biraz sönük kaldım bence. Kız coşkulu coşkulu bir şeyler anlatıyor. Bunu koyamazsın. Ben dedim abi, benle uğraşırsınız. Dur, ben kayarak yürüyorum. Ya oğlum. Gerçekten yapacak mısın? Evet. Hazret olmak zorunda. Benim bunu toparlamam lazım. Tamam, tamam, dur. Evet. Spesifik olarak ortaya bir şey koymuyorsun ama konu cinsel olduğunu gösteriyor. Abi burada bilmemiz lazım. Tekrar gelse doğal gülelim. Ben de bitince BIOS Yönetim Kurulu üyelerinden staj serüvenlerini dinlemek için geldik. Hoş geldin Ay Yüce. Hoş buldum Ayrı'yı. Seni tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii. Ben Ay Yüce, biyomühendislik 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda BIOS'un sponsorluk koordinatörüyüm. Teşekkür ederim. Ben Orhun, biyomühendislik 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da kulübümüz GTÜ BIOS'un yönetim kurulunda içerik koordinatörüyüm. Tabii ben Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da kulübümüzün sosyal medya koordinatörüyüm. Ben Başak, Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bu dönem yönetim kurulunun başkanlığını üstleniyorum. Stajını nasıl bulduğunu bize anlatabilir misin? Stajımı BIOS Kariyer 22 etkinliğinde görev alıyordum. Etkinliğin amacı genel olarak biyomühendislik alanında iş yapan insanların gelip İşte bizim de oradan staj bulmamızdı. Ben de onu bildiğim için gözüme kestirdiğim de bir şirket vardı açıkçası, Fitek diye. Şurada, şu an orada yapıyorum. CV'mi de ona göre düzenlemiştim. Oradan iletişim kurabildim. Oradan da stajı kaptım. Gönüllü staj yapmaya karar verdiğim ilk andan itibaren okulumuzda alanında uzman başarılı hocalarımıza mailler attım. Bahar Yıldız Kutman hocam bana olumlu dönüş yaptı ve şu anda onun yanında staj yapıyorum. Başkanım, stajı nasıl buldun? Aslında şöyle oldu. Benim şu an içinde bulunduğum stajım zorunlu stajım değil. TÜBİTAK Star üzerinden bir staj yapıyorum şu an. TÜBİTAK Star'da bursiyerim aslında. Onu da TÜBİTAK senede iki defa bursiyerlik için bir program, Star programı için senede iki defa açılış yapıyor. İşte başvurabiliyorsunuz. O şekilde ikinci dönem başvurdum, kabul aldım. Şu an ona başladım. BIOS'un bir tane etkinliği vardı. Oraya Bahar Güntekin hocamız konuşmacı olarak gelmişti. Benim de ilgim sinir bilimi üzerineydi ve Bahar hocanın çalıştığı alan da sinir bilimi üzerineydi. İlgimi çektiği için de mail attım hocaya ve olumlu dönüş aldım. Bu şekilde de stajyer olarak şu an yanındayım. Stajını okulda yapıyorsun. Peki ne üzerine yapıyorsun? Okulumuz bünyesinde yer alan Biyoteknoloji Enstitüsü'nde Kutman Lab'da yapıyorum stajımı. Stajımızın ilgi alanları tarımsal bitkilerin biyofortifikasyonu, aynı zamanda bitkilerin mineral beslenmesi, bitki fizyolojisi, bitki biyoteknolojisi alanlarıyla ilgili. Şu anda bu alanlarda ilgilenerek çalışıyoruz. Stajımı şu an Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Gebze Enzim Tanıma Merkezi'nde yapıyorum. Bizimki isimden de anlaşıldığı üzere bir enzim labı. Biz de bir enzim üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yani Gebze Teknik Üniversitesi'ndeyim. Doçent Doktor Barış Bineyli bu aynı zamanda. Medipol Üniversitesi'nde Bahar Güntekin Hoca'nın EG labında yapıyorum. Fitek'te biyoinformatik üzerine staj yapıyorum. Biyoinformatik, bilgisayar birimleri ve biyolojinin birleşimi aslında. Peki başkanım, senin başvuru, mülakat ve kabul sürecin nasıl ilerledi? Benimki şöyle, normale göre farklı olduğu için, yani TÜBİTAK Star programı kapsamında başvurduğum için normale göre farklı oldu. Ben TÜBİTAK senede iki defa açılan Star programına başvurdum. İkinci dönem başvurmuştum. Orada da şöyle oluyor, eğer sizin hem ÖSYM puanınıza bakılıyor hem de okul ortalamanıza bakılıyor. Eğer işte 100 binin üstündeyseniz, yani altında oluyorsanız, yani 100 bin, 150 bin civarı, işte daha altta belki, eğer oradaysanız, o aralıktaysanız okul ortalamanızın 3 olması lazım. 3 ve üstü olması lazım. Ben de bu şartları sağladığım için başvurabildim. Orada biz niyet mektubu oluşturuyoruz. Niyet mektubuna işte bu proje neden katıldığımı, ne yaptığımı vesaire yazdım. O şekilde niyet mektubumu sisteme yükledim. Daha sonra dediğim gibi başvuru şartını sağlamıştım. Öyle bir başvurdum. Sonra da kabul aldım. Şöyle oldu. Az önce de dediğim gibi zaten sinir bilime ilgim vardı ve Bahar Hoca'nın konuşması da ilgimi çekmişti etkinlikte. Araştırırken staj için birçok hocaya, şirkete mail atıyoruz. Bahar Hoca'ya da atmıştım ve mailden 4 gün sonra, yanlış hatırlamıyorsam, olumlu bir yanıt verdi. Herhangi bir mülakatla karşılaştın mı?
Hayır, karşılaşmadım. Zaten mailde CV'm ve niyet mektubum vardı. Bunlar incelenerek alınıyor stajyerlerde. Bir mülakata girmedim. Şimdi şöyle, ben etkinlikte o zamanlar yönetim kurulunda değildim. Etkinlikte fotoğrafçı olarak yer alıyordum. Ben CV'mi düzenlerken dediğim gibi biyoinformatik bilgisayar bilimleriyle biyolojinin birleşimi bir bilim dalı. Stajımı yapmak istediğim alan da orasıydı ve ben CV'me mesela ikinci sınıfta Python dersi alıyoruz ilk döneminde. Python dersinin not ortalamam yüksekti. Mesela CV'me onu yazdım. Çünkü hani informatikçi CV'lere baktığı zaman bir adım öne çekebilmek için. Ya da işte diğer etkinlikte yaptıklarımdan falan da bahsettim. CV'mi okuyunca hani bu çocuğu belki bir mülakata sokarız falan diye düşünürler dedim de öyle oldu. Sonra bir dönüş aldım mailden. Bu arada çalıştığım şirketin yönetim kurulunda olanlardan biri de bizim buradaki akademisyenlerden Tunahan hocamız. Tunahan hocadan dönüş aldım. Zaten bir etkileşimimiz vardı hocayla. İşte mülakat olacak diye. Sonra mülakat yaptık. Mülakatta da hani bioinformatik nedir? İşte neden burayı tercih ettin? İşte not ortalamaların, Python dersini biliyor musun, bilmiyor musun? Yani bu tarz hani samimi sorulardı. Sonra da işte bir hafta oldu, bir iki hafta oldu, kabul edildiğimi öğrendim. Bu konuda aslında çok şanslıydım. Bahar hocam da gerçekten benimle çok ilgilendi. Mailime direkt olumlu dönüş yaptı. Ofisinde kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Benim ilgi alanlarımı sordu. Neden bu stajla ilgilendiğimi, bitkiyle olan ilgimin nereden geldiğini, stajdan beklentilerimi sordu bana. Ben de kendimi açıkladım, ifade ettim. Çünkü benim için bitkiler keşfedilmesi gereken çok ayrı bir dünya. Böyle bir staj fırsatı da elde ettiğim için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Sen neden bu alanda staj yapmayı düşündün ve bu stajının biyomühendislikle bağlantısından bahseder misin bize? Şimdi ben ilk biyomühendisliğe girmek istediğim zaman böyle biyolojiyle hani böyle yeni teknolojiler hani cyberpunk filmler olur ya onun gibi böyle hani böyle mekanik kollar falan filan öyle şeyleri hayal ederek gelmiştim zaten. Sonra geldiğimde de öğrendim ki bioinformatik hani bilgisayar bilimleri yazılım ve biyoloji birleşiyor. Dedim tamam ben hani kesin buradan ilerleyeceğim. Biyomühendislik canlının olduğu her yerde çalışabilen bir alan. Sinir bilimde de beyinle alakalı ve beyin fonksiyonlarını incelediğimiz için aslında canlılıkla alakalı. Bu noktada da biyomühendislikle birleşiyor ve biz stajda bu beyin fonksiyonlarının analizini yapıyoruz aslında. Bu analizde de biraz mühendislik bilgimizi de kullanıyoruz. Bu iki alanı birleştirdiğimiz zaman da biyomühendisliğin ortak noktası oluyor. Şöyle aslında biyomühendislikle hani direkt bağlantılı diyebiliriz. Biyomühendislik zaten multidisipliner bir alan olduğu için enzim de enzim mühendisliği gibi alanları da içinde barındırıyor. Benimki de enzim üzerine çalışıyor. Yani biyomühendislikle direkt bağlantılı aslında. Biyomühendislik canlıları temel alan. Aynı zamanda mühendislik disiplinleriyle birlikte çalışan bir alan. Bitkiler dünyası. Aynı zamanda bitki biyoteknolojisi olsun. Hem mühendislik disiplinlerini hem canlı bilimini bir arada çalışmalar yürüten bir alan olduğu için biyomühendislikle ilgili diyebiliriz. Peki stajın ne kadar sürdü ve sana olan faydalarından biraz bahseder misin? Tabii ben bir haftadır staja devam ediyorum ve staj sürem 23 gün. Zorunlu stajım zaten bu. Biraz kısa dönem bir staj olacak. Bana faydalarına gelirsek de bu bir haftada aslında daha çok sinir bilimi araştırarak geçiriyoruz. Tabii bu bir haftada sadece araştırma yaparak da geçirmedik. Biz laboratuvarda beyin EEG osilasyonlarını inceliyoruz. Aktif olarak da katıldık bu incelemelere. Yüksek lisans öğrencisi var aynı zamanda laboratuvarda. Onun projesine katıldık bu hafta ve ilerleyen haftalarda da yine bu şekilde hem aktif olarak hem araştırma yaparak ilerleyeceğiz. Peki EEG sonuçlarına göre fonksiyonları inceliyoruz dedin. Kimin sonuçları bunlar? Bu haftada biz 3 stajyeriz lisans öğrencisi olarak laboratuvarda. Üçümüzün de fonksiyonları yani analizleri incelendi. Biraz biz de katıldık diyelim projeye. Bizi de incelemeye aldım. Aynı zamanda deneksiniz de. Bir nevi evet denek olarak da stajyerlik yapıyorum diyebilirim. Bu staj 6 aylık bir program. 6 ay boyunca devam edecek.
Sana olan faydalarından bahseder misin biraz? Şöyle, ben gerçekten iki haftadır bu program kapsamında staja başladım. İlk hafta birazcık daha hani ne yaptığımızı anlamakla geçti. Ama ikinci hafta böyle benim de beklemediğim bir şekilde hızla orada işleyiş prosedürü ayak uydurmaya başladım. Mesela işte bir proteini nasıl saflaştırdığımızı gördüm, nasıl saflaştırabileceğimizi gördüm. Veya bir enzimi elde etmek istiyorsak adımlarını gördüm ve bunların hepsini defalarca denemiş olduk. Zaten işte hani bir proses var ve siz bu prosesi birçok defa gerçekleştirerek zaten deneyi yapmış oluyorsunuz. İşte dediğim gibi bir STS page'i nasıl çalıştığını, sonucunun nasıl yorumlandığını gördüm. Daha sonra verileri nasıl analiz etmemiz gerektiğini gördüm. Yani aslında hani ders olarak da gördüğümüz şeyleri ve sektörde de deneyimleyeceğimiz şeyleri labda görmüş oldum. Yaz dönemi boyunca staja devam edeceğim. Aslında bana kalsa sonsuza kadar bu stajımı devam ettirebilirim. O kadar mutluyum ve kendimi o kadar iyi hissediyorum. Yaz dönemi boyunca devam edeceğiz diye. Stajım, normalde stajlar, yani okul 20 iş günü sigorta yapıyor. Normalde stajlar 20 iş günü oluyor ama ben hocamla da konuştum. 25 gün yapacağım. Bir hafta fazladan yapacağım. Çünkü hani öğrenmek için. Bana faydalı oluyor mu? Gayet faydalı oluyor. Şu an ben mesela 3 haftadır yapıyorum stajı. 3 haftadır hala öğrenme aşamasındayız. Yani hani şöyle, çalıştığım yerde veri analizi yapılıyor. Basit anlatayım. DNA verileri geliyor. O verileri de yazılım dilleriyle R kullanıyoruz. R diliyle analiz yapıyoruz. Ve biz şu an hani hala gerçek bir insandan alınan veriyi alıp da analiz yapmadık. Hala hani nasıl analiz yapacağımızı öğreniyoruz. O yüzden gerçekten çok faydalı. Hani R dilini öğreniyorum, veri analizi nedir öğreniyorum, birçok şeyi öğreniyorum yani. Peki staj yaptığın bu yerde ileride işe girmek ister miydin? Şöyle, ileride işe girmek isteyebilirim ama şu an tam emin değilim yani. Çünkü ben de bu benim ilk deneyimim, ıslak lab deneyimim. Orada daha diğer alanları da görmek istiyorum açıkçası. Böyle birazcık daha hani canlı üzerine direkt çalışmalar olan, yani direkt canlılık üzerinde çalışmalar olan bir labı da deneyimlemek istiyorum. Bir bitkiyle nasıl çalışıldığını da deneyimlemek istiyorum. Yani deneyimlerimin sonucunda karar vermek istiyorum. Yani şu an evet bu benim tamam yani diyemiyorum. Diğerlerini de görmek istiyorum. İşe girmek gibi bir durum değil de çünkü şu anda bir araştırma laboratuvarında çalıştığım için buradaki projelerin bünyesinde çalışmak isterdim. Ben de bir projenin içerisinde yer alıp çalışmalar yürütmeyi arzuluyorum. Şöyle, dediğim gibi zaten sinir bilime ilgim var. Ama aynı zamanda da diğer alanları da denemek istiyorum. Çünkü çok bir deneyimim yok. İlk stajım bu. Diğer alanlara da baktıktan sonra doğru karar vermek istiyorum. Yani sadece sinir bilimle kalmak istemiyorum öğrencilik hayatımda. O yüzden tam evet sinir bilimde çalışırım diyemiyorum. Hala ilgim var. İlgimi çekiyor. Araştırdıkça daha çok ilgimi çekiyor. Ama diğer alanları da görmeden kesin bir karar veremedim henüz. Ben isterim. Ben onlar isterse kesinlikle isterim. Staj yaptığın yerde sana bir şeyler öğretmek adına seninle ilgilenildi mi? Yoksa bir stajyer efsanesi olan bulaşıkları mı yıkıyorsun? Şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok çok şanslıyım bu konuda. Staj yaptığım yerdeki doktor öğrencileri olsun, yüksek lisans öğrencileri olsun, hocalarımız, araştırma görevlileri bizimle çok çok yakından, çok iyi ilgileniyorlar. Asla kendimizi bir stajyer olarak hissetmiyoruz. Biz de sanki o labın bir çalışanıymışız gibi muamele görüyoruz. Hepsi bize bir şeyler öğretmek için uğraşıyorlar. Mesela bazen aynı anda laboratuvarda pek çok farklı çalışmalar yapılıyor. Bir yandan ICP cihazında element analiz yapılırken, diğer tarafta spektrofotometre çalıştırılıp dalga boyu analizleri falan yapılıyor mesela. Diyorlar ki sen burada ICP cihazını gördün, diğer tarafa git spektrofotometreyi biraz daha gör. Ne bileyim işte bugün hasat var, hasatı deneyimle. Ertesi gün işte tarlada mikrobiyal uygulama yapılacak, foliar uygulaması yapılacak. Yarın da orayı deneyimle. Sürekli oradan oraya yeni yeni alanlar keşfettiğimiz, yeni yöntemler deneyimlediğimiz çok eğlenceli, güzel bir staj oluyor. Evet, yani dediğim gibi zaten labda şu an birazcık aktiflik yerine EEG için gelen insanları incelediğimiz için nadir geliyor ve kısa dönem staj olduğum için aslında görme imkanım biraz daha düşüktü. Uzun dönem olsaydım eğer sık sık görebilirdim ve daha aktif olabilirdim. Bu yüzden de dediğim gibi yüksek lisans öğrencisi olan arkadaşımız bizi dahil etti ve aslında kısa dönem stajı yer olarak gelen insanlardan, öğrencilerden en kısa sürede EEG'yi bu kadar yakından gören 3 stajyer olduğumuzu söyledi. O yüzden ilgi var. Bizi bir şeylere katmaya çalışıyorlar. Yani sadece araştırmada kalmayalım.
görelim nasıl yapılıyor, öğrenelim, fikrimiz oluşsun, araştırdıklarımız pekişsin, bir pratiğe dökelim istiyorlar. Ya doğal olarak da ilgi var. Ya evet, ilgileniliyor. Zaten biz şöyle Barış Binay'ın da bundayız, doçent doktor Barış Binay'ın. Ama biz de bir doktor öğrencisiyle çalışıyoruz. Bizim çalıştığımız, bizim projedeki doktor öğrencimiz Garip Demir. Garip Hoca bize yani direkt onun yaptığını hem görüyoruz hem o bize de yapmamız için fırsat veriyor. Ve bize mesela hani bir STS Page'den örnek vereceğim. STS Page'i yapıyoruz. Ya, nasıl yaptığımızı da gösteriyor. Nasıl yorumlamamız gerektiğini de gösteriyor. Nasıl bir kanaat oluşturmamız gerektiğini de gösteriyor. Direkt ilgileniyor ve sürekli sorular soruyor. İşte bir çalışmamızı da bekliyor. Orada da aktif olarak rol almamızı da bekliyor. Yani ilgileniliyor ve ben bayağı memnunum. Stajyer efsanesi vardır ya. Sürekli bulaşık yıkatılır o öğrenci. Evet. Bunu yaşıyor musun? Yani evet, bulaşık yıkıyoruz. Burada bizim labda hem iki tane TÜBİTAK STAR programında olan bursiyer stajyerler var. Hem de zorunlu ve gönüllü stajı olan kişiler de var. Biz bulaşık yıkıyoruz ama şöyle bir efsane değil. Yani laba geliyoruz, onlar çalışıyor, biz sadece onların bulaşığını yıkıyoruz gibi bir durum olmadı yani. Ben de girerken hani arkadaşlarıma falan hep şey diyorduk, yani 6 ay boyunca bulaşık yıkayacağız sonra geri döneceğiz gibi bekliyorduk. Ama öyle olmuyor yani, şöyle oluyor. Bulaşık yıkıyoruz evet, ama kendi kullandığı şeylerin bulaşığını yıkıyorsun ve bu hani böyle çok da bana absürt veya fazla gelmedi. Ya mesela işte tartım sen yapıyorsun, sen de tartıyorsun. Onları biriktiriyorsun. Akşam işte zaten bir çizelge oluyor. Yani herkes işte atıyorum 6 kişiyiz, 2-2, 3 günde bir dönüyor bu. Bütün bulaşıklar toplanıyor. Akşam sen çıkmadan önce yıkıyorsun veya gün içinde de yıkayabilirsin artık neyse. Ama dediğim gibi hani biz kullandığımız için beni rahatsız etmedi. Yani kendi tarttığım kabı yıkıyorum. Çok da büyük bir olay yokmuş yani. Ama bu bizim labda geçerli. Yani diğer lablarda nasıl bilmiyorum. Bizim labda böyle bir şey yok. Umarım her labda böyledir. Evet, umarım. İşte dediğim gibi bu gerçekten 3 haftadır biz bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz ve hani şöyle, hocalar bir şeyi öğrenemediğimizi anlıyorlar çünkü birebir iletişim kuruyoruz. Bu arada ben onu da söylemedim, söylerim. Benim stajım online, yani bir yere gitmiyorum. Yazılım stajı olduğu için sabahları toplantı yapıp devamını bilgisayardan devam edebiliyoruz. Bizim için sıkıntı olmuyor. Bir ıslak lab ya da hani böyle bir gittiğim bir yer yok. Ama sabahları, sabah 9-9.30 gibi bir şey, Teams üzerinden bir toplantı oluyor. Orada hani ondan önceki gün neler yaptınız, ne araştırdınız, onun bir münakaşasını yapıyoruz. Anlayamadığımız yeri hoca zaten anlıyor. Yani oradaki hoca demeyeyim de orada çalışan anlıyor. Ve hani anlamadığımız yeri anlatıyor bize. Ondan sonra da şöyle mesela işte bir R dedim, R'da çalışıyoruz. Bir task veriyor toplantı bindikten sonra. Maille atıyor bunu. Bugün buna yapın. Sonra ayrıyeten şu konulara da çalışın. Akşam da bir rapor hazırlayın. Bildiğin her gün bir rapor hazırlıyoruz. Hani ödev gibi bir rapor hazırlıyoruz. Akşam gönderiyoruz onu. Ertesi sabah aynı şekilde onların üzerine çalışıyoruz. Ya öğretiyorlar, hiç sıkıntı yok yani. Yani sana stajda bir gününü anlat desek. Anlattım işte zaten, hani o sabah kalkıyoruz, toplantı. Sonra görev veriliyor. Onu akşama kadar yapıyoruz. Raporunu atıyoruz. Sonraki gün bir daha. Bir günüm evet, hep değişken oluyor dediğim gibi. Genel olarak biz hocamızın, Bahar hocamızın attığı makaleleri inceliyoruz, notlarımızı alıyoruz. Onun dışında eğer EG çekimi olacaksa onları dahil oluyoruz. Dahil olduktan sonra bunun bir incelenme süresi var. O incelenme süresi de kısaca bahsetmem gerekirse spontane EG ve osilasyonlara bağlı EG'yi inceliyoruz. Bunların sonuçları çıktıktan sonra atıyorum bu test 240 saniye olduğunu varsayalım. Bu 240 saniyenin bize bir çıktısı geliyor ve bu çıktı doğal olarak çok uzun bir çıktı. Bir sürü dalgalar var. Bunların incelenmesini kolaylaştırmak için bunları birer saniyeliklere ayırıp tek tek o grafikleri, yani grafik diyebilirim, grafikleri inceliyoruz ve bunun sonucunu yazıyoruz. Yani süreç bu şekilde ilerliyor. Biz daha çok bu kısımda hoca analiz kısmını öğretiyor diyelim. EG uygulanma kısmında daha aktifiz, incelenme kısmında daha öğrenci, ders, öğretmen ilişkisi gibi geçiyor. Stajda bir gün, yani sıradan bir gün olmuyor. Onu söylemek istiyorum öncelikle. Zaten haftanın her günü farklı şeyler oluyor. Mesela pazartesi günü bitkileri serada sulayarak başlıyorsun güne. Zaten çok tatlı oluyor. Sabah 9'unda böyle geliyorsun, bitkileri suluyorsun. Artık onlar çocukların falan olmuş oluyor senin. Onlara ayrı özel ilgi gösteriyorsun. Bitkileri suladıktan sonra o gün mesela bazen deneyin süresi biten
bitkilerin hasatları oluyor. Hasata yardım ediyorsun. İşte tartımlarını yapıyorsun, onların ölçümlerini yapıyorsun. Hasat edilmiş bitkilerin ne bileyim analizleri oluyor, onlara yardım ediyorsun. Yani DAB'ın ihtiyaçlarına göre yaptığımız şeyler değişiyor. Bazen mesela iki haftada bir tarla günleri oluyor. Tarlaya gidiyoruz. Tarlada işte foliar uygulamaları, mikrobiyal uygulamalar yapıyorlar. Foliar dediğim yaprak uygulaması oluyor. Mesela 20 litrelik atomizeri sırtlayıp yapraklara işte foliar uygulaması yaptığımız zamanlar da oluyordu. Çok tatlı, çok keyifli oluyor yani. Seviyorum o yüzden stajımı. Seradayım, tarladayım, laboratuvardayım. Mesela ICP cihazını keşfettik. Keşfettim değil, yani zaten olan bir cihaz. Ben hani gördüm. Öyle diyeyim. Çok güzel bir cihaz, onu söyleyeyim. Elementlerin analizlerini yapıyor ama argon plazmasını işte ne bileyim görüyorsun. Hani maddenin dördüncü halini falan görüyorsun orada. İçerisi 10.000 derece sıcaklıktaymış o makinenin. Daha sonra o çalışma prensibi, elektromanyetik indüksiyon olayın falan filan böyle şeyler beni acayip etkilemişti. Çok mutluyum açıkçası. Yani aşırı keyifli bir staj. Stajda bir günüm aslında şöyle, bizim deneyde dediğim gibi sürekli devam eden ve aynı prosedürü tekrar ediyoruz. Stajda genel olarak bir günüm şey oluyor, önce işte proteini saflaştırıyoruz, plazmit izole ediyoruz. Daha sonra işte onu saflaştırdıktan ve izole ettikten sonra onu SDS page'de farklı aralıklarla yapmış oluyoruz. Onu SDS page'de bakıyoruz hani hangisini nasıl kullanabiliriz diye. Daha sonra işte onların bir de analizi oluyor, analizlerini yapıyoruz. Daha sonra da o analizlerinde işte artık yorumlama kısmı kalıyor. Aktivite var mı, aktivite yok mu diye bakıyoruz biz şu an. Onu yorumluyoruz. Şu an yeni bir aşamaya level atladık diyebilirim yani. Şu an yeni bir aşamaya geçtik biz bursiyerler, stajyerler olarak. Artık o analizden çıkan sonuçların eğimlerini hesaplıyoruz Excel üzerinden. Öyle bir şekilde devam ediyor. Her günümüz hani genel olarak bu üç prosedürle birlikte devam ediyor. Bazen işte ikisi oluyor, birini öbür güne bırakıyoruz. Ama hep aynı şeyleri yapıyoruz. Pekala Orhun, sana son sorum şu olsun. Bu staj karşılığında sen ücret alacak mısın? Normalde endüstride yapılan stajlarda ücret alıyorlardı ama ben de öyle bir şey konuşulmadı. İnşallah alırım ama almayacağım yine. Bakalım polis diyelim. Aynen. Evet, alıyoruz. Bizimki zaten bursiyerlik olarak geçiyor. Yani biz TÜBİTAK Star bursiyeriyiz. Bu da zaten TÜBİTAK'ın belirlediği bir miktar var. Başvururken de bu miktarı işte belirterek zaten başvuru yapıyoruz. Bu da 1250 ile başladık biz. Ama bu son asgari ücret zammından önceydi. Yani değişir mi değişmez mi bilmiyorum. Ama 1250 ile 1250 TL alıyoruz. O şekilde bir bize burs yatıyor. Ama şöyle bir şey var. Yani hani bu az mı çok mu falan gibi bir yorum yapamayacağım ben. Ama ben zaten hani o labda gönüllü olarak da bulunmayı çok istediğim için bu bana hani şey oldu yani. Hem geliyorum hem de para alıyorum. Ya bu benim için çok üst bir şey oldu. Çünkü normalde ben eğer hani o laba girsem ve 6 ay orada bir şeyler yapmış olsam hani şey böyle üstüne biz para verelim modundaydık. Ama böyle bir şekilde bir burs da alıyoruz ve bu da bizim biraz işimize de geldi açıkçası. Ücret almıyorum gönüllü stajyer olduğum için ama bence ücretten daha büyük kazanımlar elde ettiğim için mutluyum. Çok güzel. Evet, veriliyor. Verilecek. Güzel, para da alıyorsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Başak. Teşekkür ederim. Pardon. Evet, umarım yapabilmişizdir. Aynı zamanda ben başvuracak tüm arkadaşlara, yani tercih yapacak tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum. Umarım herkesin istediği gibi bir şey olur. Ve bence korkmayın, hani korkmadan bir şeylere başlayın. Zaten bunların hepsi deneyim. Neyi nasıl sevdiğini 18, 20, 30 artık hangi yaşta neyi nasıl sevdiğini karar vermen sana kalmış bir şey. Hiçbir şey için geç de değil. Yani sonuçta deneyim elde ediyoruz. Umarım herkesin istediği gibi olur. Eğer aklınızda başka soru işaretleri varsa GTV Bios'un sosyal medya hesaplarından da sorabilirsiniz. Yorumlarda da sorularınızı sorabilirsiniz. Biz sürekli kontrol ediyoruz zaten. O şekilde herkese başarılar diliyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Bu tercih döneminde olan arkadaşlarımıza başarılar diyorum. Umarım istediğiniz bir bölümde olursunuz, seveceğiniz bir bölümde olursunuz ve mutlu olursunuz okuduğunuz bölümde. Aklınıza takılan bir şeyler olursa hepimize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlarda da belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
Çok güzel. Çok teşekkür ederiz ayrıca. Ben teşekkür ederim. Umarım tercih dönemindeki arkadaşlarımıza faydalı bir video olmuştur. Herkes sevdiği ve ilgi duyduğu alanda çalışınca bu mutluluk kaçınılmaz oluyor zaten. Benim bu ilgi duyduğum alana yönelmeme sağlayan bir diğer unsur da biyomühendislik kulübümüz olan BIOS oldu. BIOS sayesinde sorumluluk alma bilincimi de kanıtlayarak staj yapmak istediğim yerlere mailler atarken CV'mizi yolluyoruz. CV'de işte mesela BIOS'taki aldığım görevleri söylüyorum. İşte sekreterlik yaptım, Bioscience dergisinde yazı işleri koordinatörlüğü yaptım, yazarlık yaptım. Bu maili okuyan hoca da diyor ki demek ki bu öğrenci sorumluluk alabilen, çalışmalar yürütebilen, ne bileyim takım bilinci yüksek bir öğrenci diyerek sizi staja kabul ediyor. O yüzden aslında bu tür mühendislik deyip hani sadece ne bileyim bireysel çalışacağım, kendi derslerime odaklanacağım tarzı davranışlardan kaçınıp olabildiğince sosyalleşerek kendinizi keşfetmeye odaklanarak, takım çalışmalarında yer alarak, ekip çalışmalarında yer alarak daha mutlu, daha güzel bir kariyer inşa edebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Tercih dönemindeki arkadaşlara başarılar diliyorum. Yani ben olsam yerinizde tercih ederdim. Gayet güzel bir bölüm. Sorunuz olursa iletişime geçebilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. Yine aynı şekilde. Buraya git tamam da işte. Tamam öyle yapayım. Geri gideceksin.